Merhaba arkadaşlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu bir bomba ortaya attı. Dedi ki saray, evet aynen böyle, sarayın eliyle bazı istihbarat elemanları Millet İttifakı'nı bitirmek için İYİ Parti'nin içine elini soktu. Ya da İYİ Parti'yi karıştırıyorlar. Ya Allah Allah. Ben İYİ Partililerle görüştüm. Dedim ki ya arkadaşlar, Kemal Bey böyle bir şey söylüyor, algı yaratıyor diyen de oldu. Kemal Bey rüya görmüş diyen de oldu. Ya arkadaş, bizim içimizde istihbarat elemanı falan yok. Bizim içimizde biz başta yola çıktığımız arkadaşlarımızla beraberiz zaten falan diyenler de oldu. Şimdi bu tartışma niye açıldı? İYİ Parti'nin Millet İttifakı'ndan kopacağı belirtisi aylardır var. Bu HDP'nin terör dili ya da PKK ile arasına mesafe koymaması en başından beri İYİ Parti'nin rahatsız olduğu konulardan birisiydi. Şimdi İYİ Parti birçok defa bunu açıkladı. Bir tane milletvekili meclisin içerisinde Meral Akşener'in gözünün içine baka baka dedi ki siz bizim sayemizde buradasınız dedi. CHP'lilerden tek ses çıkmadı. Evet. Sen bizim ortağımıza nasıl böyle konuşursun diyen bir tane adam çıkmadı. O meclis koridorlarında ya da grup toplantılarında, pardon grup toplantılarında değil de meclisin içerisinde, yani Özgür Özel'in o görüntülerini hatırlıyor musunuz? Her şeyi hoplayan, zıplayan. Dün akşam da işte şey dedi ya, Abbas yolcudur, bağlasan durmaz işte 40 tartışması yapılırken. O Özgür Özel mesela HDP'lilerin Meral Akşener'e karşı yaptığı bu saygısızlığı görmezden geldi. Hiç sesi çıkmadı. Çıt yok. Leyla Güven konuştu. Çıt yok. HDP'lilerle CHP'liler aynı sıralarda Cumhurbaşkanı içeri oturduğunda İYİ Partililer de ayağa kalktı. HDP'lilerle CHP'liler kol kola sanki aynı şeyden çıkmışlar gibi. Her iki partinin grubu da yerinden kalkmadı. İçeriye giden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. Efendim partili genel başkandı şu. Ya arkadaş, hangi rozeti oldu, hangi rozetle gibi rozet vardı yakasında. Bir Türk bayrağı vardı, ben onu gördüm. Cumhurbaşkanlarının meclis açılışlarında konuşma yapması gelenektir. Milletin aklıyla oynama kardeşim, kusura bakma. Gelenek bu ya. Her dönemde Cumhurbaşkanı meclis açılışlarında gelir, konuşmasını yapar ve gider. Cumhurbaşkanı geldi, ne konuştu? Yani siyaset mi yaptı orada? Hayır. Türkiye'nin ortak paydası noktasında terörle ilişkisi olmayan bütün partilerle birlikte olma çağrısı yaptı. Beraber olma çağrısı yaptı. Birlikte Türkiye'yi yönetme çağrısı yaptı. Doğru mu? Doğru. Şimdi CHP diyor ki AK Parti, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan İYİ Parti'nin içini karıştırıyor Millet İttifakı'nı çatırdatmak için. Çatırdatma yok ki. Çatlama var, çatlama. Siz niye bunu görmüyorsunuz? Aylardır bu adam size diyorlar ki HDP ile aranıza mesafe koyun. Yok. Bizim HDP ile yapacak bir işimiz yok diyorlar. Siz de ısrarla koşa koşa Diyarbakır'a terörle ilintili belediye başkanlarını ziyarete giden belediye başkanınızı alkışlıyorsunuz. Aynı yerde izliyorsunuz. Bunlar da diyorlar ki biz sizinle bu durumda aynı yerde olmayız. Ondan sonra siz gerçekleri saptırmak için diyorsunuz ki saray operasyon yapıyor. Lütfü Türkkan'a sordum. Saray size operasyon mu yapıyor? Hayır. Başka birine sordum. Dedi ki ya bizim aklımız yok mu? Biz gerizekalı mıyız? Saray bize operasyon yapacak, biz görmeyeceğiz de Kemal Kılıçdaroğlu görecek, öyle mi? Peki Kemal Kılıçdaroğlu niye böyle bir iddiayı ortaya attı? Şunu sağlamaya çalışıyor. İYİ Parti kopacak. İYİ Parti koptu. Bundan sonraki süreçte kendi yolunu çizecek.
Ama ben bir bahane uydurayım da milletin tepkisini ortaya koyayım. Yani yalan üzerine, daha hatta iftira üzerine bir siyaset yolunu çiziyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Evet, iftira. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir şeye ihtiyacı yok ki. Ha, peki, şimdi Recep Tayyip Erdoğan çağrı yaptı ya, ortak paydada buluşma konusunu konuştu, hatırlıyorsunuz. O gün bir konuşma yapılıyor İYİ Parti'de. Meral Akşener kurmaylarından biriyle görüşüyor. Diyor ki ne yapmalıyız? Ya Cumhurbaşkanı böyle bir çağrıda bulundu. Şimdi bizim de HDP ile ilişkilerimiz ortada. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Doğrudan her şeyi açık açık konuşayım mı diyor? Tabii konuş diyor. Biz yeni bir oluşum olursa ve içerisinde olursak İYİ Parti biter diyor. Biz yeni bir oluşum olursa ve biz içinde olursak MHP bizi yutar diyor. Biz yeni bir oluşum olursa ve biz içerisine girersek oyumuzu koruruz ama seçmenin tercihini değiştirmiş oluruz diyor. Yani biz diyor AK Parti'ye kızıp bize gelen bir partiyiz. Biz böyle bir şekilde bu oluşumun içerisinde olursak, yani AK Parti ile aynı çatı altında olursak o seçmen bizde vazgeçer ama biz oyumuzu koruruz diyor. En önemli şeyi söylüyor. Biz diyor eğer bir oluşum olursa ve bu oluşumun içerisinde yer alırsak İYİ Parti büyür diyor. Örnek olarak da MHP'yi veriyor. Yani iktidarın bir parçası değil de ittifakın bir parçası olması hasabiyle iktidar gücünü kullandığını iddia ediyor MHP'nin. Hoş, MHP'liler Devlet Bahçeli bugüne kadar AK Parti'den bir tek müdürlük dahi talep etmedi de. Ama netice itibariyle burada bir iktidar olma mücadelesi var. İYİ Parti'nin kısa zaman içerisinde, yani 1,5-2 yıllık bir geçmişinden sonra bir iktidarda olması ya da ittifakın bir ortağı olması, işte 50 milletvekillerinden 3'ünün 5'inin bakan olması vesaire vesaire, uzun uzun sıralayabiliriz. Bu önemli bir avantaj. E tabii bu beraberinde böyle bir şey olursa İYİ Parti'yi de büyütür, doğru. Ama bir şey var orada, Bahçeli'nin sert tutumu ne olacak sorusu geliyor. Orada şöyle bir ifade kullanılıyor. Recep Tayyip Erdoğan Bahçeli'yi ikna eder. Arkadaşlar, Meral Akşener her fırsatta şöyle bir ifade kullanıyor. Bizim AK Parti'ye karşı olan itirazlarımız devam ediyor. Biz parlamenter sistemi istiyoruz. Biz partili başkan istemiyoruz. Biz şunu yapmak istemiyoruz. Biz şöyle, biz böyle, biz şöyle böyle. Doğru. Bunlar devam ediyor. Süleyman Özışık'la beraber Devlet Bahçeli'yi ziyarete gittiğimizde Ankara'da MHP Genel Merkezi'nde Devlet Bahçeli'nin geçmişle ilgili söyledikleri benim hiç aklımdan çıkmıyor. İtirazlarımız devam ediyor diyor. Kızdığımız şeyler yok değil diyor. Ama diyor, Türkiye söz konusu olduğunda, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda bizim için hiçbir şeyin ehemmiyeti kalmıyor. Ne mevki, ne makam, ne hiçbir şey. Hiçbir şey. Dolayısıyla şunu söylüyorlar, efendim Meral Akşener işte başkanlık sistemini değiştirmesini istiyor, işte parlamenter sistemi istiyor, AK Parti'ye şöyle diyor, şunu diyor. Arkadaş, Meral Akşener'in vatan sevgisi Devlet Bahçeli'ninkinden aşağı değil ki, ülkücü bir kadın yani. Yarın Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda Meral Akşener de tıpkı Devlet Bahçeli gibi o söylediklerini buzdolabına kaldırır, orada bekletir. Ya bu koltuk için mi? Ben Türkiye'nin bekasından bahsediyorum. Sadece Meral Akşener'in İYİ Partisi değil, AK Partisi, MHP'si, yeni gelecek olan partilerden de bahsediyorum. Demokrat Parti, İşçi Partisi, ya Türkiye İttifakı diyorum. Dolayısıyla Meral Akşener'in bugün kızgınlığı önemli değil. Bu İsmail Küçükkaya'ya söyledi, dedi ki ya biz
İşte bazı gazeteciler fantezi yapıyor. Sordurdum, dedim benden mi bahsediyor? Yok demiş, Hadi'den bahsetmiyorum. Çünkü bu iddiayı ben ortaya attım. Koptular, kopacaklar diye. E valla Meral Hanım istediği kadar böyle konuşsun. Gerçekler ortada. Ben size bir şey söyleyeyim mi? İyi Parti şuraya kadar dolmuş. İyi Parti'nin içerisinde 10'a yakın milletvekili huzursuz. Devlet Bahçeli'nin attığı o bomba var ya, hala orada duruyor, patladı, patlayacak. Yani hiç kimse de o bombayı alıp tak diye dışarı atmıyor. Niye? İyi Parti'nin içerisinde %75'e yakın MHP'li hala var. Atamıyorlar. Şimdi bu İyi Parti'nin HDP'ye karşı olan politikasını sadece Meral Akşener yürütmüyor ki. Görüşler geliyor. Rahatsız olanlar var. Bakın ben size bir şey daha söyleyeyim. Taban rahatsız. Taban. Devlet Bahçeli o çağrı yapınca herkese bir cesaret geldi. Evet, gideceğimiz bir yer var. Kendine çeki düzen ver dedi. Meral Akşener'e şu anda İyi Parti tabanı ve tabanı çok ciddi uyarılarda bulunuyor. Yahu arkadaş, bak diyor, Bahçeli'nin çağrısını önemse öyle kulağının arkasına atma. Ya kop bir an önce ya, bu HDP bizim onlarla birlikte adımızın anılması, onlarla derken tabii ki değil ama CHP ile birlikte olduğunuz zaman otomatik ben HDP ile de anılıyorsun. Ya yani çok kendi politikalarını yiyip yutuyorsun bazen. Ne demek istiyorum ben? Ben şunu demek istiyorum. Önümüzdeki süreçte Türkiye ittifakına yönelik bir takım adımlar atılacak. Bunun içerisinde Ahmet Davutoğlu da olur, bunun içerisinde Ali Babacan da olur, bunun içerisinde Meral Akşener de olur, bunun içerisinde Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Gültekin Uysal olur, birçok kişi olur. Ve %70'lik bir orandan söz ediliyor. Ben bunları boş konuşmuyorum. Bana bir takım şeyler söylendi, anlatıldı. Çıkardığım, edindiğim izlenim bu. Kopar mı? Koptu. Koptu. İşte kopar mı düşüncesi yok artık. Koptu. Ne olur? Vallahi anketlere baktığımızda çok şey olur. Değişen çok şey olur. Dengeleri değiştiren bir işbirliği olur. Yani HDP ile CHP yan yana yalnız kaldığı zaman öyle bu seçimlerde kazanılan zaferlere falan çok güvenmeyin. Bu millet bazı şeyleri unutmuyor. Bakın, İyi Parti niye böyle yapıyor? İyi Parti niye böyle yapmasın kardeşim? Diyarbakır'da 7 kişi katledildi. HDP ile işbirliği yapan CHP'nin kurmayları hiç baskı yaptılar mı şeye, HDP'lilere? HDP her gün el ele kol kol oldukları HDP'nin kurmaylarına ya arkadaş siz niye bunu kınamıyorsunuz dediler mi? Demediler. Diyemezler. Çünkü herhangi bir şey yapmaz. HDP'nin bağlantılı olduğu yeri belli. Efendim Kürtler onlara oy veriyor. Kürtlerin verdiği oylar onların burnundan gelsin. Kürtler veriyor, diyor ki git benim adıma hizmet et. Git benim adıma terörle bağlantı kur, git terörü besle. Git benim sana vergilerimden, cebimden çıkan paralarımı git teröre gönder, terörü besle, onlara silah gönder, onlara mühimmat gönder, onlara lojistik destek ver demiyor ki. Kürt diyor ki bana hizmet ver, ben sana onun için oy veriyorum diyor. Kendi adamım diyor, güveniyor. Bir bakıyorsunuz adam geliyor, hop ikinci gün o vatandaşı unutuyor, terörle bağlantılı hale geliyor. Evet, sonuç olarak şunu söyleyebilirim. Şu anda Türkiye'nin gündeminde seçim yok ama ittifakların geleceği konuşuluyor. Bazıları da şöyle diyor, baskın seçim olacak, erken seçim olacak. Bence hiçbir şey olmayacak. Tayyip Erdoğan bugünden itibaren yol haritasını çizmeye çalışıyor. Bütün partiler de öyle. Yol haritalarını şimdiden çizmezlerse yarınlarda geç kalabilirler. Dolayısıyla seçimsiz bir 4 yıl gideceğiz. Ama 4 yılın sonunda AK Parti'nin yapacağı değişiklikleri ve bunların sonuçlarını hep birlikte göreceğiz. İnşallah Türkiye için hayırlı olur. Kim nerede olursa olsun, hangi parti, hangi ittifakın içerisinde olursa olsun, önemli olan Türkiye olsun bence. Ben böyle düşünüyorum.
Bilmiyorum siz bana katılıyor musunuz arkadaşlar? Evet, bitiriyoruz. Tuzluca'ya gideceğim. Memleketim, doğup büyüdüğüm şehir. Iğdır'ın Tuzluca ilçesi. Bir konferans var, oraya katılacağım ama Musa Haliloğlu vefat etti. Ani ölümü. Onun için Kars'a gidiyorum. Oğlum Rıdvan'ın düğünü vardı hatırlarsanız. Düğün öncesi Musa'yı aradım. Kardeşim dedim, geliyor musun? Ya hadi, hakkını helal et. Galiba gelemeyeceğim dedi. Telefonu kapattık, can sağlığı olsun dedik. Aynı akşam Musa'nın ölüm haberini aldık. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Çok güzel bir insandı. En azından helalleşmiş olduk. Okul arkadaşıydık, çocukluk arkadaşıydık. Çok güzel günlerimiz olmuştu gençliğimizde. Musa'ya rahmet diliyorum. Onun cenazesini, daha doğrusu onun taziyesine gidiyorum. Mezarını ziyaret edeceğim Adnan Yüce ile birlikte. Tabi orada bu görevimi yaparken de boş durmayacağım. Belki Tuzluca'dan size bir takım ilginç videolarla dönebilirim. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Kanalımızın da abonesini arttırmak için desteğinizi rica ediyorum. Hoşça kalın diyorum.